Önce yoklama yapıyoruz. Hasan Albayrak, Gökhan Kazak, Gökhan Ciğerci, Cahit Bayram, Sefer Kocabaş, Cemal Baydan, Özlem Tarıkan Çekici, Mehmet Altuntaş, Öcan Doğan, Ali İnan, Yüksel Durmuş, Hamiye Şahinoğlu, Zülber Karatullah, Abdülaziz Atalan, Serkan Akarsu, Mehmet Sefer Alsaç, Yasemin Çol, Hasan Serçelik, Hasan Onu Ocak, Engin Şen, Kadir Erbasan, Mehmet Türkmen, Aydın Çarıkçı, Yasin Balcı, Ercan Ekşi, Fikret Koyan, İsmail Terzi, Cemal Aydar, Cengiz Anbahçe Kapalı, Mehmet Koç, Necati Tücür, Resmiye Göç, Mehmet Tahan, Şenol Yüksever, İlkay Güber, Mehmet Yılmaz, Hasan Üzen, Üsküdar. Çoğunluğumuz var mı arkadaşlar? Zeytinburnu Belediye Meclisi'nin 6. seçim dönemi, 5. toplantı yılı, Kasım ayı toplantısının 2. birleşiminin 1. oturumunu açıyorum. Önce geçen toplantı olduğu bilgiyle kabul edildi. Engin Şen, Mehmet Tanrı, Aydınan, Mehmet Koç, Mehmet Türkmen, Hasan Olu Hoca, İsmail Terzi, İlkay Güver, İlkan Dışı konuşma yaptılar. Hasan Hüseyin Üzgüler, Mehmet Yılmaz, İsmail Göç, Mehmet Konya ve İlkay Güver'in sözlerine gelen Başkanlık Bakanlığı'nın havale edilmesi o bilgiyle kabul edildi. İsmail Göç'ün önergesine Zafer Asat cevap verdi. Gündem maddelerin görüşülmesine geçildi. Birinci teklifin hukuk komisyonuna 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dünkü tekliflerin bütçe ve plan ve eğitim gençlik ve spor komisyonuna teklif 15'in imar komisyonuna havale edilmesi ayrı ayrı oya sonunda birliğiyle kabul edildi. Teklif 2 meclisin bilgisine sunuldu. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından meclis toplantısına 06.11.2013 tarihinde saat 10'da toplanmak üzere son verildi. Evet arkadaşlar, tutanım özetini oylarımda sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Meclis başkanlığında verilecek yazılı sözlü belgesi olan arkadaşımız var mı? Buyurun Şenol Bey. Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler, spor adına gündem dışı söz almış bulunmaktayım. Geçtiğimiz pazar, Eroğlu Spor'la beraber Füüs Köyü sahasına maça gittik. Hem o gözlemleri de aktarmak istiyorum, hem de yapılması gerekenlerle ilgili bilgi vermiş. Füüsköy Stadı diye bir amatör bir stat yapmışlar. Ağzım açık kaldı, o kadar güzel. Türbünleri karşılıklı kapalı. Altında koridor, alabildiğince geniş odalar, büyük çamaşır makineleri, görevliler. Artı maç başlarken ambulans felakasına geldi. Özel ambulans. İki tane görevlisi, bir bayan bir erkek. Avuçlar belediyesi üstlerine yağmurluklarını giymişler. Oturdular, bütün her şeye müdahale ettiler. Gıptı etti. Çok hoşuma gitti. Biz daha önceden burada ben grup olarak ambulansla ilgili önerim vermiştim. Sağın sıkıntılarıyla ilgili önerim vermiştim. Süremiz doluyor. Şurada 4 ayımız kaldı. Gelirken çok iddialıydı. Ama şunu özellikle istirham ediyorum. 4 yıl içinde yaptığımız konuşmaları oradan arkadaşlar ona kitaplaştırırlarsa sporla ilgili birçok şeyi görecekler. Şimdi bizim Hasan Doğan sahamız türbünde yapılacak. Sürekli konuşuyoruz. Ben Zafer Başkan'a da, Gökhan Başkan'a da defalarca beraber bakalım ne yapıyoruz. Dedik bir türlü o projeyi görelim. Özellikle sayın başkanlarımızdan Füüsköy sahasını rica ediyorum. Görsünler sizi. Nasıl yapacağım? Bunu Avcılar Belediyesi, CHP'nin diye söylemiyorum. Sporda siyaset olmaz. Küçükçekmece'yi de çok beğendim. Küçükçekmece Belediyesi de birçok spor alanı kazandırıyor. Birçok çalışmalar yapıyor. Aziz Başkan, yakından takip. Şimdi bizim başkanımızın 15 senesi doluyor. 3'ü 4 yapamadım. Üzülerek. 3 tane spor alanı 4'e çıkamadı. 15 yılda. İşte Kültür Vadisi'nin içinde bir proje yapılmıştı. O da iptal edildiği söyleniyor. Oraya bir sahil haline gelecek. O da kaldırıldığı söyleniyor. Şimdi Hasan Doğan'ı yapacağız. Rica ediyorum. Oteller yakın. Oteller mutlaka uzaklaştırılması gerekiyor. Bu projenin içine sokulsun.
Özellikle başkan yardımcılarından akşamleyin gidip İBAN'ı seyretmelerini, ışık ortamını. Bir de Merkez Efendi sahasına bakmalarını rica ediyorum. Yani bu ışık olayı da çok kötü. Ambulansımız yok. Tellerimiz yakın. Türbinler facia. Yeni bir saha ilave edelim. Tamam, teşekkür ediyorum zaten. Ödül veriyoruz, malzeme veriyoruz. Geldir dedi. Ama Zeytinburnu'da 300 bin üstünde insan yaşıyor. Bunların büyük bir bölümü genç. Spor adına 15 yıldır. Yeni bir alan, bir yüzme havuzu, bir kapalı spor salonu, bir futbol sahası kazandıramadık. Üzülerek söylüyorum. Biz çok iddialı gelmiştik. Bunu defalarca ikaz ederiz, bir tane yaptınız diye. Süre doldu. Maalesef bu noktada yeterli derecede yol alamadık. Başarılı olamadık. Bunu son bir kez hatırlatmak ihtiyacı hissettim. Yapılıyor. Yap boz yapmıyorum. Yani yap boz yapmıyorum. Umuyorum ki adliye meydanı da böyle oluyor şu anda. Bir dahaki iktidar onu bozacak. Oraya bir sürü masa. O yol trafik altı alınması şart. Orada o sıkıntı bitmez. Aynı sıkıntı. Şimdi türbünü yapacağız. Bir dahaki iktidar gelecek, bir daha yapacağız. Orada kullandığımız odaları hepiniz biliyorsunuz. Orada kümes gibi odalarımız var. Malzeme koyduğumuz, içine oturamadığımız fakat. Aynı sıkıntılar devam edecek. Yani ders alalım, madem belediyenin parası harcamıyor. Tüyü bitmemiş, yetiştirme parası diyor sürekli kullandığımız parayı. Daha güzel yapalım, bir kere yapalım. Şimdi oradan harap olacak orası, açıklandı Kadir Topbaş, park olacağını söyledi o. Akbil fabrikası. O türbün ona göre değerlendirildi. Karşı taraf ona göre değerlendirildi. Bir akşam gelin oraya, sarhoşları dinleyin. Adam idman yaparken nasıl nara atıyor. Kışın soğuk yere geliyor, ateş yapıyor orada. Tendirin dibinde. Oradan hakaret ediyor sporcuya. Oralara bir tektir olur. Gelmesin oraya sarhoş. Çocuklar rahat idman yapsın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Evet, Şenol Bey'e teşekkür ediyoruz. Başka? Buyurun Mesut Sünmen. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri. Geçmiş dönemlerde bu konuyla ilgili önemli vermiştik. Bu aksaklıklar devam ediyor. Bu önerilerle ilgili tekrar bir önerge yenilemek istiyorum. Zeytinburnu'nda bulunan kaldırımlarda marketlerin veya değişik iş konumundaki iş yerlerinin kaldırımları kapatarak ürünleri sergilediğini görüyoruz. Buralardan hem yayalar hem de çocuk arabaları taşıyan anneler kaldırımları kullanamıyor. Yani Zeytinburnu'daki kaldırımlar kullanılmıyor. Bir de görme engelliler için yapılmış bordürler var. Bu bordürlerin üzerine özellikle hem araçlar çekiliyor hem de o iş yerlerinin buna ürünleri sergiliyor. Biz bunları yaptık. Görme engelliler faydalansın, buraları kullansın diye. Bu konularla ilgili gerekli önlemlerin alınmasıyla ilgili önergemi başkanlık makamına arasındadır. Evet arkadaşlar, Hasan Hüseyin Bey'in önergesinin başkanlık makamına havalesini oylarında sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündem bak, buyurun. Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar, gündemimizde fazla bir şey yok. 5 tane madde var. Hemen de zaten onları 10 dakika sürecek. Pazartesi çok kalabalıktı. Konuşma çok oldu. Ben de bir şeyler söyleyecektim ama Engin Bey'in konuşması ile ilgili zamanınızı almamak için dedim bugün söylerim, önemli değil. Şimdi bir de eski başbakanlarımızdan Sayın Bülent Ecevit'in bugün ölüm yıldönümü mü? Dün, yani bugün toplandık. Allah rahmet eylesin. Bu ülkede taş üstüne taş koyan herkesten Allah razı olsun. Herkes iyiliğiyle, kötülüğüyle, artısıyla, eksilisiyle bu ülkeye hizmet etmek için çalışmıştır. Bütünün ta Osmanlı'dan beri, Türkiye Cumhuriyeti'nden beri terkide olur, temenniler olur. Bunu söyledikten sonra bir de şeyi dikkatimi çekti. Sağ olsun Engin Bey'le benim aramda bir kuşak farkı var yani. Ben onun gençliğini, çalışlarını takdir ediyorum. Ancak geçen gün
Marmara'dan bahsederken buna hepimiz teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bu ülkeye bir kısmettir. Dedi ki 10 yılda devralarla ördük diyorlardı diye geçmişte yapılanları küçümsedi. Şimdi arkadaşlar zaten Osmanlı döneminde yapılan 12.000-13.000 kilometre bir demir yolu vardı. Onun 1/4'ü de Hicaz-Bağdat demir yolu, Trakya'daki yollar Osmanlı İmparatoru Türkiye Cumhuriyeti'nin dışına kaldı yani Osmanlı dağıldıktan sonra. O zamanın şartlarında asker serkiyatı yapılırken en kısa mesafeye ulaşmak için vapura, demir yoluna ulaşmak için asker 300 kilometre yürüyordu asker. Bu yürüdüğü zaman, cepheye gittiği zaman zaten posası çıkıyor. Şimdi bu demir yolları ile maddiye sağlandı. İmkanlar sağlandı. Asker ülkenin bir yerdeki ham madde bir yere ulaşamıyordu. Hayvanlarla, atlarla, katırlarla, affedersin gitmekle ulaşmıyordu. O zamanın şartlarında da biliyorsunuz hepiniz görmüşsünüzdür. Eskiden bir dinamit patlatmak için böyle burçlar vardı. Birisi tutar, birisi balyozla vururdu. Sonra da içinden böyle uzun çubuklu bir kaşıkla alır, bir dinamit dokunu çukuru açılırdı. Şimdi kompresörle, lazerle bir saniyede açılıyor. Yani eğer o gün yapılanı bugünle mukayese ettiğin zaman büyük bir haksızlık olur. Kazmayla, kürekle, el arabasıyla, burçla yapılan şeylerle bugünün teknolojisi çok farklı. Her şeyi kendi gününde şartlarında düşünmek lazım. Kendini yüceltmek için yapılanları veya geçmişi kötüleyerek veya küçümseyerek kendini yüceltemezsin. Emeği geçenleri, yapanları yücelteceksin ki kendini yücelesin. Şimdi yani bu o zamanın şartları öyleydi. Mesela söylediler efendim camilere saman doldurdular, ahır yaptılar. Devlet malzeme, devlet sulaları yoktu ki. Devlet malzeme ofisleri yoktu. Buğdayı, arpayı nereye koyacaksın? İznisar evinde de ibadet yapılabilirdi ama oraya koyup ıslanmaktan önlüyorsun. Askerin gıdasını yiyeceğini, içeceğini temin ediyorsunuz. Yani o savaş yıllarını düşünebiliyor musunuz? Milletin arpayı, buğdayı, kılgılı dolayı büyütüp karıştırıp yiyemediği zaman. Yani şimdi bunları kendi şartlarında düşünmek lazım. Mesela biliyorsunuz İstiklal Savaşı bittikten sonra hatta ordunun elinde olan hayvanları, atları yani yem, arpa bulamadığı için köylere bedava dağıttılar. Onlara verilecek yem yoktu. Ben iyi biliyorum, yaşım tabi Engin Bey'in iki katı. Eskiden bizim oralarda köylerden insanlar şehre gelirken herkesin üstü başı yırtık olduğu için köy odasında kaput bezmekle içtik de yakasız gömlek bir de şamlar olurdu. Şehre gelen onu giyer giderdi, ortak mal. Köyün ortak malı gibi. Çünkü yok. Kaput bezini dokuyamazsın, top iğne yapamazsın, ilacını yapamazsın, yolunu yapamazsın, iş makinen yok, hiçbir şeyin yok. O şartlarda buraya geldik. Tabii ki Marmara'da yapılacak. Biz teşekkür ediyorum ben şahsen. Ama zaten yapılmaması da aynı. Niye derseniz, bugüne kadar yapılmadı, şimdi yapıldı, 130 yıldır. 130 yıldır işte daha öncelikler tanınmış olabilir. Şimdi öncelik ona gelmiştir. Çünkü İstanbul 20 milyon oldu. Şimdi zaten 5-3,5 milyar. Ek yollarıyla 5,5 milyar dolar. Ya bugün İstanbul'da müteahhitlik yapanlar, gayrimenkul yatırımı GEO'lar var. İnanır mısın senede 10 milyar dolarlık iş yapıyorlar. Yani normal orta büyüklükteki müteahhitin işi kadar bir iş. Ama ne olmuş? Japonlardan kredi servetilmiş, Japonlardan teknoloji alınmış, yapılmıştır. Yani bunu küçümsemek için söylemiyorum. Yani bugün yapılabilirdi, bugün yapıldı. Yarın daha büyük şeyler yapılacak. Bir de arkadaşlar, birbirimizi konuşurken, şurada üç toplantımız da var. Mart'ı sayma. Mesela Mehmet Bey de dedi ki, İlker Bey genel 16-9 başkanı söylüyor ki, ben onlara cevap vermeye gerek duymuyorum dedi. Yani ciddiye almıyorum dedi. Onu öyle dememek lazım. Dedi ki, Mehmet Bey verilerse başkanlık makamına havale edildi zaten. Ben bu konudaki fikrimi söylüyorum dersek daha şık olur. Şimdi biz burada birbirimizi mutlu etmek için varız. Şimdi düşünürüz bir boş yol var. Boş yol. 35 tane kitabı var, adını üniversite var. Adamı okuduğu zaman çok değişik. Onu da anlatayım da biraz günü. Bugüne kadar yapılan Nasrattin Hoca gibi fırtınaları güne adapte ediyor. Diyor ki, düğün düşünüyor, diyor ki, kara diyor, devamlı söylüyor. İş girsin arayı, kumarı bırak, bırak. Ben de hepsini bıraktım diyor arkadaşına. O zaman diyor hanımınız diyor çok mutlu olmuştur, çok sevmiştir. Nerede diyor?
tam aksine mutsuz oldu, benden boşanacak diyor. Niye diyor abi? Diyor konuşmaya başlıyor diyor, konu bulamıyor diyor. Konu bulamayınca da diyor, kızıyor diyor. Şimdi ondan sonra ekliyor, diyor ki, ufak tefek kusurlarınız olsun ki diyor. Karşınızdaki sizi tenkit etsin ve mutlu olsun diyor. Şimdi karşıdakinin mutlu olması için bizim ufak tefek kusurlarımız olacak. Biz onları tenkit edeceğiz. Bu eksik yapıldı, bu yanlış yapıldı diyecek. Onlar da diyecek ki hayır, iftira şeklinde değil de bilgi kirliliği ilgili söyleyerek, Cafer Başkan'ın iftira değil, bilgi kirliliği var diyerek şey yapacak, düzeltecek, o da mutlu olacak, biz de mutlu olacağız. Burada hep toplantıları hizmet ederken dediğimizde mutlu etmek zorundayız. Yani kırarak, dökerek, inciterek değil. Ben yani onun için esas söylemek istediğim her şeyi kendi şartlarında düşünmek lazım. Hani Karadeniz'e bir türkün denden çarık yerdi sen bunu unuttun mu diye. Biz nereden nereye geldik? Ben ilkokuldayken böyle kağıt yoktu, vardı ama çok azdı. Saman kağıdı vardı, bilenler bilir. Kalem değerli kağıt biraz. Kalem giderdi, ucuna kadar kullanılır diye arkasına bir şey takılırdı, böyle uzatıcı. Yani ben yaşım icabı, bir de babam her dükkana götürürdü, dükkan süpürelim diye. Çünkü iki kardeş evde kavga ediyoruz, aramda bıktım, birini götür diyor. Babam ben büyüğüm diye, Naci Bey değil, beni götürürdü. Ben orada insanları gözlerdim. Nereden nereye gelin diye. Ben bunu yaşayarak gördüm. Yani onun için demin Ecevit için de söyledim ya, Allah rahmet eylesin. Bu ülkede taş taş üstüne koyan herkesten Allah razı olsun. Şimdi mesela rahmetli Erbakan'da motor teknolojisi demişti. Teknolojisi demişti. Tankımızı yapalım demişti. Yapamamıştır. Ama bunun söylemini yapmıştır. Ondan sonra gelenler yapmaya başlamıştır. Yani Yahudilerin bir atasözü vardır. Sen hayal et, o zor değildir. Önce hayal edeceksin. Eğer insanın beyninde bir hayal ve kıvılcım varsa bir konuyla ilgili onu yapar. Şimdi yakında belki biz görürüz görmeyiz ama insanlar ışınlanmaya, fotokopi, fax gibi ışınlanmaya da başlayacak. Yapılacaktır. Çünkü insanın beyninde var. İnsanoğlunun beyni sonsuz. Allah öyle yaratmış ki böyle bir makine, böyle bir teknoloji yoktur. Dünyanın en büyük bilim adamları da gelse böyle bir teknoloji yapamaz. Ama düşüne 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 kısma yarar. İnsan beynindekinin zaten %1'i bile yapılmamıştır. Onun için arkadaşlar üç toplantı kaldı. Yani böyle şey yaparken birbirimizi gelmeyelim ama ufak tefek kusurlarımızı da birbirimize anlatalım da tenkit edip düzeltip mutlu olalım. Mutluluğumuzu bozmayın. Çok teşekkür ederim. Evet, Ercan Bey'in bu temennilerine biz de teşekkür ediyoruz. Buyurun Nandır Bey. Evet, Sayın Başkan, değerli arkadaşlar. Ben de hepinize hayırlı günler diliyorum. Pazartesi gününde görüşülmüştü, konuşulmuştu. Hicri yılbaşına geldik biliyorsunuz. Yeni Hicri yılından ve Muharrem ayının herkese hayırlı uğurlu olsun. Yeni yıla herkese iyilikler getirmesini diliyorum. Ayrıca Muharrem ayı gelince Mehmet Bey de bahsetmişti. Kerbala Vakası'ndan aklımda gelen ilk olaydı. Bununla ilgili de tüm Ehl-i Beyt sevdalarına tavsiyelerimi biz de Ehl-i Beyt sevdası olarak paylaşıyoruz. Ben söz alma sebebim Ercan Bey'in cevap vermiş şeklinde değil. Zaten Ercan Bey sağ olsun ufuk açtı. Böyle cevap verilecek bir konu değil ama tabii işin sonuna gelince eski tabir vardı. İşte geldi ve ileyi türcavun derler. Yani işin sonu geldi anlamına. Sonu gelince böyle işte bir empati yapmak ya işte nerede yanlış yaptık değil de yol güzergahımız nasıldı diye böyle empati yapmak bir vicdani mesuliyettir. Ben de bu anlamda kendi açımdan yani Ercan Bey'e o taraftan baktım. Bu tarafta bakarak birkaç konuyu uzağa kavuşturmak istiyorum. Şimdi birincisi burada tabii herkesin klasik bir halkın meclisi, halkın oylarında gelmiş arkadaşlarımız burada belli şeyler gündeme getirecekler. Ve getirdikleri malzemenin, anlatılanların %100 karşı taraftan kabul edilmesi diye de bir şart yoktur. Bir taraf söyler, karşı tarafta bunun cevabı varsa bunun cevabı verir. Veya fazlaca cevap verme ihtiyacını duymaz. Cevap verme ihtiyacını duymamasının sebebi de şudur.
konu defalarca burada konuşulmuştur, defalarca cevap verilmiştir, tekrar gündeme gelmiştir, tekrar cevap verilmiştir. Ben aslında pazartesi günkü konuşmamda cevap vermeye gerek duymuyorum demedim herhalde. Ben çünkü kendimi biraz kontrol etmeye çalıştım, cevap vermeyeceğim dedim. Ben bu arkadaşın konuşmasından sonra direkt söz aldım diye sanki o algılanır diye o kelimeyi kullandım ama Ercan Bey gerçekten ne derler, bir aklı senin sahibi insan, benim hissiyatıma da tercüman olmuş olabilir. Ondan dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Diğer bu esas Engin Bey ismini de vererek Ercan Bey bahsetti. Arkadaşlar evet, Ercan Bey bir şey, Engin Bey bir konuyu anlattı. Anlattığı konuların detaylarındaki kesme kurguları tam benim hatırımda değil ama ben genel fikriyatına katılıyorum. Fakat bazı kelime hatalar olduğunu olmadım, ben onu yadmayacak da değilim. Fakat karşı taraftan Ercan Bey de dinliyordur herhalde. Burada çok ağır kelimeler konuşuluyor. AK Parti meclis üyelerini rencide edince çok ağır kelimeler konuşuluyor. Biz buna rağmen diyoruz ki ya aziz, bir tabir var, sözü şehveti derler. Böyle insan ağzına mikrofon aldığı zaman konuşmaya başladığı zaman kendisi bu sabah böyle kaçırmış niyeti böyledir. Değildi, üzerine gitmiyoruz. Aslında buna Ercan Bey de şahittir. Başka birkaç arkadaş da şahittir. CHP arkadaşlarım bizimle ilgili veya AK Parti bazı arkadaşlarıyla ilgili konuştukları kelimeler de ciddi aslında. Yani sıkıntı, büyük sıkıntı. Biz duymazlıktan geliyoruz, heyecan ediyoruz. Hatta ben bir evlilik takıtarak size dikkat ettim. Yani bunları biz biliyoruz. Yani sadece Engin Bey'e takamayalım. İşin sonuna geldik. Artık iyisiyle, kötüsüyle pazara malumuzu koyduk. Alıcı artık nasıl takdir ederse o şekilde hayatımız devam edecek. Bu Marmara'yı ben yine de bu tarafta bir de yine sayın eski başbakanlarımızdan Bülent Ecevit'in vefat yıldönümüymüş. Ben farkında değildim. Kendisine de Allah'tan rahmet veriyorum. Ben de kendisine bazı konularda takdir eden, saygı duyduğum iyi bir insan. Yani şahsen de kendisine saygıyla anlıyorum. Şimdi Marmara'ya geliyor. Şimdi Canan bahsetti. Eskiden bir taş kırmak için de dinamit tokumu konulurdu. Ben de bilirim. İşte Muş'tan bir yer açılırdı. Dinamit tokumu konulurdu. Sonra patladılar. İşte bugün tabii böyle dev matkaplar geldi. Dev matkaplar bulmuş gibi tüneller açılıyor. İşte bunlar basit algılanıyor ama arkadaşlar biliyorsunuz Türkiye'nin başka gerçekleri de var. Bizim Boli Tüneli diye bir tünelimiz vardı. Bundan daha eski teknoloji gerektiren bir tünel. Bundan daha az yatırım gerektiren bir tünel. Ve bundan daha az mühendislik hizmeti icap ettiren bir tünel. Senelerce sürdü. Hatta burayı işte kapatalım, yolumu değiştirelim, burayı katedistik olsun yapalım falan filan dedi. O günden bugüne kadar o matkaplar çok değişmedi. O günkü matkaplar aşağı yukarı o gün de vardı. Önemli olan kaynakları yerinde isabetli ve israftan uzak şekilde kullanmak. Bugün Japon Başbakanı, ben şahsen de katıldım Marmara'nın açılışına. Oradaki binlerce vatandaşın içerisinde sıradan insan olarak orada dinledim. Japon Başbakanı sizin bu teknolojimizi, bu yaptığınızı bütün dünya konuşuyor diyor. Anlamı şu, bu tabii sıradan bir tünel değil. Bu denizin altında, her iki taraftan sağa ve sola akıntının olduğu bir ortamda daha dünyada emsali daha önce yapılmamış bir teknolojinin uygulanması ve işte 151 yıldan beri Türk insanının hayali gerçekleşti. Bundan dolayı gurur duyuyoruz. Zaten bütün arkadaşlar bunlar. Bundan dolayı arkadaşlar bunu dile getiriyorlar. Yani bazı şeyler basittir ama basit demeyeyim de bazı şeylerin yapılma imkanı vardır ama yapabilmek de bir maharettir. Yani yapabilmek de bir maharettir. Bundan dolayı bu Marmara'yla ilgili olarak da tüm emeği geçen arkadaşlarım daha önce teşekkür ediyorum. Fikir açısından daha önce bunu düşünen Sultan Abdülhamit'ten, Sultan Abdülaziz'den bugüne kadar konuda yine bu kadar olursa katkı sorununa hepimize düzecekli olmak durumundayız. Yine tekrar dönersek aynen Ercan Bey'in anlattığı gibi işte bundan sonra 4 toplantımız var. Belki de 4 de olmaz. 3 olur, 2 olur. Çünkü son toplantılar çok verimli olmuyor. Artık bundan sonra daha böyle birbirimizi kırmadan, birbirimizi suça yapmadan, suçlamadan, daha böyle işte çünkü bu Zeytinburnu sokaklarında artık biz ömrümüz varsa tekrar beraberiz yani hayat. Zeytinburnu'da devam ediyor. Bundan dolayı hepinize hayırlı günler diliyorum, saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum Mehmet Bey. Buyurun İlgay Bey.
Başkan, değerli meclis üyeleri, Bülent Ecevit'i ben de saygı ve rahmetle ve onur ve gururla anıyorum. Çok üzgün, çok müthiş örnek bir lider. Ercan abi çok güzel konuşma yaptı, onu da tebrik ediyorum. Şimdi Mehmet Bey, ciddiye almıyoruz. Ve burada kimi ciddiye aldığından çok bence bu arkadaşlar kendilerini buraya iş başına getiren, iktidara getiren vatandaşları ciddiye alsınlar. Nasıl Sümer'de kentsel dönüşüm alanında Kiptaş'ın memurlarıyla karşı karşıya bıraktıkları o vatandaşları ciddiye alsınlar. Nerede? Sultanlar Camii etrafında o gün evler boşaltılırken vatandaşın hassasiyetini görüp oraya gelip oradaki vatandaşları ciddiye alsınlar. Güzel almasınlar ama kendilerini seçen vatandaşları ciddiye alsınlar. Zeytun dört tarafında sıkıntılar devam ediyor. Tabii ki yapılan işlemler var. Anlatıyorlar. Buraya iş yapmak için geldi iktidarlar. İktidarlar niye var? İş yapmak için varlar. Ama vatandaşın genelini memnun etmek adına varlar. Bir takım buraya sonradan gelen zenginleri memnun etmek adına yok. Burada buranın gerçek vatandaşı zeytinlileri memnun etmek adına var. Kimi ciddiye alsınlar? Kendilerini yok sayan genel merkezlerini, başbakanlarını, bakanlar kurulu ciddiye alsınlar. Bir gecede kocaman bir alanı ellerinden nasıl aldıklarını düşün. Onları ciddiye alsınlar. Onlara ciddiyetlerini göstersinler. Saygılar sunuyorum. Evet arkadaşlar. Buyurun Mehmet Bey. Ben şimdiye kadar konuşmalarımda ciddiye almıyorum tabirini hiç kullanmadım. Ben böyle bir insani olarak da ahlakım yoktur. Ben ciddiye almıyorum diye ama şu anda kaybeden şu konuşmasını ciddiye almıyorum. Teşekkür ederim. Evet, gündem maddelerinin görüşmesine geçiyoruz arkadaşlar. Birinci maddeden başlıyoruz. Buyurun. Memur fondu değişiklik cetvelleri hakkında hukuk komisyonu yapıyor. Rapor hakkında görüş bildirmek isteyen var mı arkadaşlar? Buyurun. Şimdi bu polemiklerden sonra iki cümle de ben söyleyeyim. Geçen toplantıda da iktidarıyla ilgili bir sataşma oldu. Bana söz vermediniz. Şimdi İlkay arkadaşımız konuştu. Tekrar Mehmet Bey'e söz verdiniz. Eğer usul birine sataşma yapıldığında karşısındaki de cevap hakkı doğurduğunu düşünüyorsanız geçen toplantıda bana söz vermeniz gerekirdi. Ben hayatımda hiç kimseye iftira etmedim. Bunu kendime yakıştırmam. Yalan da söylemedim. Yanlış bir bilgi kullanmış olabiliriz. Eksik bilginiz hepimizin olabilir. Ama iftira bilerek, istemelerek söylenilen bir şeydir, yalandır. Başkan müdahale eder misin? Hayır. Şimdi ben konuşuyorum. İftira ettiğim konunun da iftira derse soyut bir kavram olarak değil, bana diyeceksiniz ki siz şu konu iftiradır diyeceksiniz. Ama bunu söyledikten sonra Sayın Başkan siz de bana cevap vereceksiniz. İftira olup olmadığını ben de burada kendimi savunmak zorundayım. Siz bu rapor hakkında mı görüşüyorsunuz? Rapor hakkında da konuşacağım. Uzun süre tamam. Devam ediyor. Bizim bu komisyon toplanmadığı halde niçin bana burada Yazı İşleri Müdürlüğü'nün teklifi gönderen Yazı İşleri Müdürü, kararı yazan Yazı İşleri Müdürlüğü arkadaşlarım imzalamış. Bizim komisyonun başkanı beni aramadı. Yine bizim grubumuzdan Mehmet Yılmaz arkadaşımızı aramadı. Diğer arkadaşlarımız da aramadı. Bu toplanmayan bir komisyonun raporudur. O yüzden ben bunun komisyona iadesini cuma günü meclise getirilmesini istiyorum. Belki yerinde bir karardır. Olabilir. Ama usul açısından yanlış. Toplamadığımız bir komisyonun kararını buraya getiremeyiz. Onun için cuma gününe bırakılmasını komisyona iadesini talep ediyorum. Evet. Resmi Hanım'ın. Buyurun Mehmet Bey. Başkanım, raporun komisyondan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz. Evet. Önce Resmi Hanım'ın
önergesini koyuyorum arkadaşlar. Raporun cuma güne bırakılmasını koyuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler. Komisyon toplamış ya, komisyon raporu nasıl yani? Yok, 3000 dolar bir rapordur ben. Toplanmamış bir komisyonun raporu da. Komisyon toplanmıştır. Komisyon, nerede toplanmış? Nerede biliyorsunuz toplanmadığını? Ben de bu komisyondayım. Bize haber verdiniz ki toplantı saatine. Siz gelmiyorsunuz ki. Ne dedin geldiniz? Büyük çık meclise ben buradayım. Siz bana dediniz mi? Şu saatte, şurada. Buyurun Yüksel Bey. Toplantı var. Şimdi, Yüksel Bey de o komisyonda, buyurun. Siz bana şunu söylemiştiniz. Biz bundan sonra memur kadro değişikliklerine kesinlikle evet oyu vermeyeceğiz dediğiniz için biz zaten Lokman Bey'le ve Özlem Hanım'la görüşürüz. Siz gelmediniz. Ömer Bey'in odasına toplandık ve görüştük. Siz gelmediniz. Arkadaşım bir şey söyleyeyim. Böyle bir gerekçe olamaz. Ben evet güveniniz sarsılmış olabilir. Riyakat sistemi uygulanmadığı için, ama ben hala o komisyon üyesiyim. İstifa etmiş değilim komisyondan. Toplantı saatini bana bildirmeden toplanamazsınız. Komisyona gelmediniz, o suçu kimseye atamazsınız. Lütfen. Ne? Kim çağırdı gelmedik anlamadım. Bunu kanıtlamanız gerekir. Bana cep telefonundan mesaj mı attınız? Telefon mu açtınız? Kanıtlayın o zaman. Bizi toplantıya davet ettiğinizi. Evet arkadaşlar. Komisyondan geldiği şekilde oylarına sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Sergi Spor Kulübü A takımının başarılı spor dalı düzenlemesi hakkında bütçe plan ve eğitim gelişim ve spor komisyonu. Rapor hakkında görüş bildirmek isteyen var mı arkadaşlar? Yok. Komisyonlardan geldiği şekliyle oylarına sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sergi Spor Kulübü U14 futbol takımının başarılı sporcularının ödüllendirilmesi hakkında bütçe plan ve eğitim gelişim ve spor komisyonu raporu. Rapor hakkında görüş bildirmek isteyen var mı arkadaşlar? Yok. Komisyonlardan geldiği şekliyle oylarına sunuyoruz. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yıldız Spor Kulübü U13 futbol takımının başarılı sporcularının ödüllendirilmesi hakkında bütçe plan ve eğitim gelişim ve spor komisyonu raporu. Rapor hakkında görüş bildirmek isteyen var mı arkadaşlar? Yok. Komisyonlardan geldiği şekliyle oylarına sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sergi Spor Kulübü U13 futbol takımının başarılı sporcularının ödüllendirilmesi hakkında bütçe plan ve eğitim gelişim ve spor komisyonu raporu. Rapor hakkında görüş bildirmek isteyen var mı arkadaşlar? Yok. Komisyonlardan geldiği şekliyle oylarına sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizde görüşülecek başka madde olmadığından cuma günü saat 10'da toplanmak üzere toplantıyı kapatıyorum. Sen nereden geldin ya? Arkadaşlar, doğru da bir şey. Doğru da bir şey.